Bakınız kardeşlerim, biz Mayıs 2016'da bu ekonomiyi bu çapsızlara devrederken tek haneli işsizlik, tek haneli enflasyon ve tek haneli faizle devrettik. 4 yıl gibi kısa bir sürede ekonomimiz küçüldükçe küçüldü. Faizler arttıkça arttı. Enflasyon kontrolden çıktıkça çıktı. Hepsinden önemlisi işsizlik tam anlamıyla bir felakete dönüştü. Bakınız, biraz vicdanı ve aklı olan için şu basit soruyu soralım. İş gücüne katılım oranı geçtiğimiz sene %53,3 iken bu yıl %49 düzeyine gerilemiş olmasına rağmen resmi verilere göre dahi işsizliğin %13,4 seviyesinde olmasından daha önemli bir konu olabilir mi bu ülkede? Bakın, TÜİK raporundan çıkan acı tabloda neler var? Son bir yılda çalışan nüfusumuz 1,1 milyon kişi artmışken iş gücümüz 2,1 milyon kişi azalmış. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı son 15 yılda ortalama %10,3 iken aynı oran Haziran 2020 döneminde %14,3 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış. İş aramaktan vazgeçen ve istihdamda görünüp iş başında olmayan vatandaşlarımızı da dahil ederek oluşturulan geniş tanımlı işsizlik oranı, dikkat ediniz, tekrar ediyorum, altını çizerek vurguluyorum, %30'un üzerine yerleşmiş. Evet, yanlış duymadınız. Geniş işsizlik %30. Bu Manisa'nın yaşadığı tecrübe ettiği işsizliktir. 15-24 yaş arası gençlerimizde işsizlik oranı anormal bir yükselişte tam %26,4'e ulaşmış. Gençlerimizin umudu tükenmiş. İlk fırsatta yurt dışına gitmeye çalışıyorlar. Gençlerimizin neredeyse 1/3'ü ne eğitimde ne istihdamda yer almış. İşte Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle şahlanan, damadı Ekonomi Bakanı'nın deyimiyle güçlenen ekonomimiz. %30 geniş tanımlı işsizlik, bir o kadar da genç işsizliği. Bu mu sizin en kötüsü geride kaldı dediğiniz ekonomi? Bu mu yatırımlarımız ve projelerimizle çağ atlatıyoruz dediğiniz Türkiye? Böyle mi imza atıyorsunuz tarihi işlere? Bir de çok önemli bir detay var. İşten çıkarma kanunen de yasak bu dönemde arkadaşlar. İşten çıkarmanın kanunla yasaklandığı bir ülkede tüm zamanların en yüksek işsizlik oranı ile mi övünüyorsunuz? İşsizliğin ve yarattığı huzursuzluğun sosyal hayatı çok sert bir biçimde tehdit ettiğini göremeyecek, anlamayacak kadar mı koptunuz gerçeklerden ve bu milletin gündeminden? Evet kıymetli kardeşlerim, en büyük zorluğumuz bu işte. Bunlar halktan artık koptular. Bakın, esnafımızın durumuna bir bakın. Manisa sokağına çıkın ve esnafa sorun. Bu Covid baskını, Covid salgını başladığında biz açıkladık. Parasal genişlemeyle oluşturduğunuz 100 milyarlık, sonra 200 milyar çıkan kaynağı işçilere, işsizlere, çiftçilere ve esnafımıza hibe olarak verin dedik. Onlarsa ne yaptılar? Primler ve vergiler için erteleme yaptılar. Krediler için daha sonraki döneme yayılan faiz uygulamalarında bulundular. O zaman söyledik, borçlu olan halkı daha fazla borçlandırmayın dedik. Bu bütçe dışında oluşturduğunuz bu kaynak, yani para basarak oluşturduğunuz bu kaynağı, bu kaynağı 3-5 müteahhide değil, esnafa, çiftçiye verin, işçiye verin dedik. Yapmadılar. Şimdi Eylül ayı geldi. TESK Başkanı bende bir palan döken ve bütün esnaf haykırıyor. Biz bu prim borçlarını, bu vergi borçlarını ödeyemeyiz. Bir daha erteleyin diyorlar. Peki bir daha ertelendiğinde ne olacak? Yıl sonuna kadar ertelendiğinde ödeyebilecek mi? Dükkanı açamayan esnaf bundan sonra gelebilecek muhtemel yeni sokağa çıkma yasakları ya da kısıtlamalarla işini yapamayacak esnaf nasıl ödeyecek bunu? Sizin 3-5 müteahhide aktardığınız kaynakla bütün bu esnafın borçları ödenebilirdi. Tarumar ettiğiniz ihtiyat akçesiyle, işsizlik fonuyla bütün bu fakir fukara, garip gureba, kış derdine düşmeden rahat bir nefes alabilirdi. Ama yapmadınız. Çünkü siz halktan koptunuz. Çünkü siz içinden çıktığınız milleti unuttunuz. Çünkü siz sırça saraylardasınız. ÖTV koyarsınız, orta sınıfın bile otobüs almasına engel olursunuz. Çünkü siz ve yakınlarınız lüks uçaklarla, özel uçaklarla seyahat ederler. İşte biz bu düzene son vermek için geliyoruz. Onun için pandemi yasakları ilk yayıldığında ve pandemiyle ilgili ekonomi politikamızı ilan ettiğimizde ilk defa korona tahvilinden bahsetmiş ve bu tahville oluşturulan kaynakların
işsizlere, işçilere, çiftçilere ve esnafa hibe olarak verilmesini söylemiştik. İşte zorluğumuz burada. Bu iktidarın son numarası da hep böyle. Sorunların ciddi bir şekilde konuşulmasını engellersek, millet batırdığımız ekonomiyi, yıktığımız hukuk devletini, yok ettiğimiz adaleti konuşmaz, görmez, duymaz zannediyorlar bunlar. Onun için medya ambargosu uyguluyorlar. Biliyorlar ki medyada biz 3 gün konuşsak, bunlar 3 ay nefes dahi alamazlar, nefes dahi alamazlar. Onun için bizi engelliyorlar. Onun için. İşte çağrımız. İstedikleri şartlarda, istedikleri televizyonda, istedikleri konuyu onlarla tartışalım. Karşımıza istediklerini çıkarsınlar, biz de kendi kurmaylarımızı çıkaracağız. Eğer bizimle tartışmak istiyorsa, AK Parti Genel Başkanı olarak, Sayın Cumhurbaşkanı, buna da hazırız. Yaptığı her suçlamanın cevabını verir, yanlış yürüttüğü her politikanın alternatifini kendisine birer birer anlatırız. Biz sağlam bir kadroya dayandık. Bu kadro her sınavı bundan sonra en iyi şekilde verecek ve bu zorluğu aşmanın da yolunu milletimize gösterecek. Ne mi biliyor musunuz bu yol? Her platformla, her durumda milletin sesi olmak, milletin içinde kalmak, milletin vicdanı olmak, her durumda, her gelişmede cesurca hakkı ve adaleti savunmak. Kimse konuşmasa da, kimse sorgulamasa da, kimse ciddiyetle sorunları ve krizleri almasa da, her bir gelecek partili bu koalisyon iktidarının ülkeye getirdiği durumu sorgulayacak ve sağduyulu ve cesur bir şekilde gerçekleri ortaya koyacaktır. Onlar devlet ciddiyetini bırakıp ülkeyi medya ajansı gibi yönetmeye çalışacak, biz ciddi bir şekilde sorunları inceleyeceğiz. Onlar iktidar sorumluluğu bırakıp ülkeyi Twitter kampanyalarıyla yönetmeye çalışacak, biz her bir sorunu enine boyuna etüt edecek, etki analizleri yapacak, kapsamlı çözüm önerileri geliştireceğiz. Onlar iftira kampanyaları yapacak, biz ahlak kampanyaları yapacağız. Onlar kara propaganda yapacaklar, biz dürüstlüğü, temiz siyaseti yücelteceğiz. Onlar milletin dertlerini yok saymak için uğraşacak, biz milletin derdiyle dertleneceğiz. Onlar Trump'ın hakaretlerine susacaklar, biz Trump'ın ağzının payını vereceğiz. Onlar milletimizi ÖTV zamlarıyla, milletimizi ÖTV zamlarıyla Fransız arabalarına mahkum edecekler, biz Macron'a gereken cevabı vereceğiz. Bakın, Türkiye ile ticaret yapanların Fransız gümrüklerindeki işlemleri, Fransız bankalarındaki işlemleri Fransa tarafından zora sokuldukça sokuluyor. 1000 tane bahaneyle sıkıntı üstüne sıkıntı çıkarıyorlar. Ülkemizin dahi ekonomi yönetimi millete ortalama kalitede bir arabayı çok görerek ülkeyi Fransız arabalarına mahkum ettiler bunlar. Sonra Macron'a sözde cevap vermekle yetiniyorlar. Onlar Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için ağızlarını bile açmayacaklar. Biz Çin zulmünü lanetleyeceğiz. Onlar ülkeye Çin standardında demokrasiyi, refahı ve adaleti yeterli görecekler. Biz Çin toplama kamplarında inim inleyen kardeşlerimizin sesi olacağız. Onların rehberi Mao'cu 28 Şubat artığı 1000'de 1'lik partilerdir. Bizim rehberimiz ise mazlumların sesi ve milletimizin vicdanıdır. Onlar Doğu Türkistanlı kardeşlerimize bölücü, terörist diye hakaret eden 28 Şubat artıklarıyla kol kola girecekler. Biz milletimizle ve Uygur kardeşlerimizle kol kola gireceğiz. Onlar Putin'in karşısında, Biden'ın karşısında suspus olacaklar. Biz milletimizin ve vicdanının ve vakanın sesi olacağız. Gelecek Partisi milletimizin ve mazlumların sesidir, vicdanıdır. Kıymetli kardeşlerim, işte ülkeyi ve ekonomiyi bu denli sorumluca yöneten, ülke içinde milletin itibarını, ülke dışında ise devletimizin itibarını sürekli yıpratan bu yönetime artık açık gerçekleri söyleme vakti gelmiştir. Dün Trump'ın hakaretine ses çıkarmayan bu yerli ve milli iktidar, sözde yerli ve sözde milli iktidar, bugün Macron'un zırvaları karşısında da fazla bir şey yapamıyor. Nihayet Sayın Cumhurbaşkanı dün cevap verdi. Ama cevap verirken bile yine meseleyi şahsileştirdi. Sayın Cumhurbaşkanı, Trump aptal olma diye mektup yazdığında da,
Macron Türk demokrasisine hakaret ettiğinde de konu sizin şahsınızın ötesinde temsil ettiğiniz yüce makam ve milletimizin onuruyla ilgilidir. Bu ülkenin en üst makamının itibarı şahısların egosundan daha büyüktür. Size yöneltilen her eleştiriye şahsım diye başlayan cümleler kurmayın. Şahsımın daveti demeyin. Zatımdan demeyin. Sizin bireysel şahsiyetinize saygımız sonsuzdur. Ama bizim için nihai saygı makamı Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Sizin egonuzla ölçülmeyecek kadar yüksek olan Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Şahsınızı değil, makamınızı ve temsil ettiğiniz milletimizin onurunu koruyun. Sayın Cumhurbaşkanı hitap ediyorum. Siz Trump'ın aptal olma hakaretine sessiz kaldığınız için bugün Macron da size hakaret etme gücünü kendinde bulabiliyor. One minute dediğiniz günlerde, o gecede, o onur gecesinde kimse size hakaret edemedi. Çünkü o günlerde yanınızda gerçek milli ve dirençli kadrolar vardı. Şimdi ise yanınızda içeride millilik taslayıp dışarıda 3-5 kuruş gelecek diye şu veya bu ülkenin hakaretlerine sessiz kalmayı diplomasi zannedenler var. Dün askerlerimizin Rusya'nın hava operasyonlarıyla desteklenen güçlerce şehit edilmesine cevap veremeyen sözde yerli ve milli iktidar, bugün Fransa'nın ülkemize düşmanca tavırlarına da hak ettiği ölçüde ses çıkaramıyor. Buradan içim sızlayarak sesleniyorum. Ülkemizin itibarını bu kadar ezdirmeyin. Şahsiyetiniz bizi ilgilendirmez, kendi şahsi egonuz. Milletin haysiyetiyle bu kadar oynatmayın. Karakterli bir duruş sergileyin. Bilin ki karakterli her duruşunuzda yanınızda biz olacağız. Batırdığınız ekonomi konuşulmasın diye ülkeyi dışarıda daha fazla sıkıştıracak, izzetini ezecek işlere girip durmayın. Gelecek partisi olarak siz umursamasanız da bizim için bu meseleler izzeti nefis meselelerdir.